Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber 2 saat önce gelen geliştiricilerle yüz yüze ekipman sisteminin geleceğiyle ilgili Rock'un yolladığı mesajı inceleyeceğiz. Ekipmanlar özelinde bir mesaj atmışlar genel olarak. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hatta bildirimlerin zilini açarsanız daha da mutlu olurum. Hemen güncellemeyi okumaya geçeyim arkadaşlar. Herkese merhaba demiş. Çıktığından bu yana ekipman sistemi ile ilgili valilerden bir sürü geri bildirim aldık. Ekipman sistemi çıktığı zaman ilk başta 3-5 yeşil ekipman, mavi vardı. Sonra morları dahil ettiler. Şimdi sarı ekipmanları dahil ettiler. Ve bayağı bir ekipman oyunda komutan kadar, hatta komutandan daha fazla öneme sahip oldu. Öncelikle şunu demişler. Bir sürü vali en çok ekipman için özel yetenek işleme konusunda sorunlara odaklanıyor demişler. Özel yetenekler gerçekten sıkıntı. Yani kritik atma dediğimiz süvaridir, piyadedir, okçudur. En büyük sıkıntımız bir ekipmanın kritik atması. Çünkü çok şansa bağlı oluyor. Size hemen şöyle bir örnek göstereceğim. KVK'ya girdiğimiz süre boyunca Sadık'ın çağrısı ekipmanını bir kere alabiliyoruz. Kayıp kanyondan, dükkanından. Ve bende hiçbiri kritik değil arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Altta kritik yazmıyor. 3 komutanımda da var. 3 KVK oynamışım ama Sadık'ın çağrısını asla kritik attıramamışım. Şimdi bazısında kritik atıyor, bazısında atmıyor. Bu da şansa bağlı olması çok saçma. Adam bir kere KVK'ya giriyor, bunu kritik olarak elde ediyor. Ben kritik olarak elde edemiyorum. Bu arada ekipmanların da kritik olma konusunda işlemede şansını anlatmışlar. Genel olarak videoda. Bazı arkadaşlarımız totem yapıyor biliyorsunuz. İşte 3 tane, 5 tane beyaz yapıyor, 4 tane beyaz yapıyor. Kritik atmıyor. Beşinciyi farklı yapıyor. Sarı yapıyor. Kritik attığına inanıyor. Böyle bir şey yok. Aynı ekipmandan yapmak zorundasınız. Yani sarıysa sarı ekipman da değil. Sadık'ın çağrısından ben 3 kere yaptım. %33 ihtimalle de kritik atmadı. Dördüncüye de atmazsa 5. Sadık'ın çağrısı kesinlikle kritik atacak. Sistemde yazan bu. 5 tane tak yaparken 5. takı kritik atmıyor. Aynısından yapmanız gerekiyor. 5 işlemede özel bir yetenek üretmesi gerektiği mekanizmayı fark etmiş. Evet, yani 5 tane de kesin kritik atıyor mantığını anlatıyor burada. Ancak bu sistem birçok vali açısından yeterince anlaşılır olmadığını hissediyoruz diyor. Burada benim dediğime geliyor. 4 tane farklı ekipman yapıp kritik atmayınca 5.sini kritik atacağını düşünen arkadaşlarımız var. Böyle bir şey yok. Yenileme sistemi henüz esas adının bu olup olmayacağına karar vermemişler. Sunmak istiyorlarmış. Bu sistem valilerin tekrarlı işlemeler yapmasına gerek duymadan özel yetenekleri yenileyerek ekipman yapmasına olanak tanıyor diyor. Bu yenileme sistemi ne olacak bilmiyorum. Knight oynayanlar bilir. Bir ekipmanı, bir takıyı yaparken kağıt alırsın. O kağıtla da işte kritik atma şansı vesaire olur. Burada da artık ustanın şablonu gibi bir kağıt mı satarlar, ne yaparlar? Ekstra kritik atma şansını artıracak sarı ekipman, morlar için ayrı ayrı kağıt satarlarsa en azından elmas harcarız ama kritik atma ihtimalimizi artırırız. Çünkü bizim için balinalar 30-40 tane sarı ekipman yapıyorlar ama bizim için önemli olan en azından bir tane kompumuzu kritiklemek. Çünkü biz de rallatacaksak o bir tane kompumuzla rallatıyoruz. Bugün kristal KVK'sını çıkıyorum. Kristal KVK'sını tamamen unutun. Aydınlık karanlığa ikinci KVK'da gittiğiniz zaman teknoloji olarak T5'seniz T5'siniz, bitti. Sarı ekipmanınız varsa, komutanınız eşitse 300 milyonluk balinadan bir farkınız yok. Rally açabiliyorsanız siz de açabiliyorsunuz. 300 milyonluk bir balina daha iyi olmuyor. 5 kıta, evet, daha güzel ekipmanları vardır 5 kıtasında. Ama tek kıta olarak düşündüğümüz zaman siz de garnizon ve rally yapabilirsiniz. Eti sezonuna tabii ki girdiğimiz zaman kristal teknolojiyi kimin yaptığına doğru olay değişiyor. Teknoloji yapmadıysanız sizde ekipman olsa bile rally ya da garnizon işi size çok fazla bakmıyor. Geri dönüyorum. Yenileme sistemini aktarmayı da planlıyorlarmış. Bu nasıl olur bilmiyorum. Hani sanırım tekrar tekrar aktaracağız ve kritik atma şansımızı artıracağız. Şunu unutmayın demişler. Yenileme işleminin maliyeti, ihtimalleri ve benzeri mevcut işleme sistemindekiyle aynı kalacak. Yani kritik atma şansını değiştirmeyecekler. Aynı sistem değişmiyor kritik atma konusunda. Sadece yenileme sistemi getireceklermiş. Nasıl bir sistem olacak? Gelince hep beraber daha detaylı inceleriz. Doğrusal bir bakış açısı katacağını umuyoruz demişler. Umarım böyle faydalı bir şey olur. İkinci olarak ekipmanlarla ilgili taslak ve malzemelerin alım şekli ve miktarları ile ilgili bazı büyük ayarlamalar gerçekleştirilecek. Şu
Çok daha fazla valinin istediği ekipmana erişim imkanını artırdık. Ve burada da şuraya geleceğim. Vaktinde rüzgaraltı seti özellikle çok kolay bulunuyordu. Rüzgaraltı setini ben bir sürü yapmıştım. Geçmiş oyuncular özellikle rüzgaraltı setini çok daha rahat sahip oluyorlardı. Her yerden çıkıyordu. Gün batımı işte Gölge Lejyon'dan mesela bu gövdelik geliyor. Gölge Lejyon'dan geldiği için mesela gövdelik çok rahat. Kafalığa bakalım hemen. Bu da gün batımı ve Altın Krallık'tan geliyor. Altın Krallık da çok geliyor. Eldivene bakacağım. Altın Krallık, İyan. Ayakkabıya bakalım. Sadece İyan'dan geliyor arkadaşlar. Şimdi ayakkabının sadece İyan'dan olması ve İyan'dan da çok fazla açtığın zaman, oynadığın zaman ayakkabı çıkma işi insanları sıkıntıya sokmuştu. Bazı ekipmanları böyle dağıttılar işte gün batımı, gölge lejyonu, altın krallık diye. Mesela bir gövdeli yapmak çok daha kolay oluyor. Gölge lejyonu aynı zamanda gün batımı. Gün batımında her gün zaten 6-7 kere oynuyorsun. Sürekli oradan geliyor. Gölge lejyonu da geliyor ama İyan olduğu zaman gün batımından çıkarttıkları zaman ayakkabıyı gelmiyor. Gün batımından yani bu ayakkabıyı da gün batımına koymaları lazım ki çok daha rahat ulaşsın. En azından yeni oyuncular. Ya eski oyuncularda zaten bir sürü var. Gövdeliğe her türlü ulaşabiliyorsunuz. Gün batımı genellikle oynadığınız zaman ekipman atma konusunda yani şurada gün batımından kaybet ya da kazan önemli değil. Sürekli sana ekipman geliyor. Ama gün batımı dışında özel etkinliğe koydukları zaman özellikle Altın Krallık gibi sen Altın Krallık geliyor. Bir kere oynuyorsun. İşte iki tane ekipman malzemesi satıyor. Bir 20-30 gün daha bekliyorsun. Tekrar ekipman malzemesi satsın diye. Mavi ekipmanı yapana kadar sen zaten abi mora geçiyorsun artık. Hani mavinin bir değeri kalmıyor. Bu konuda bir sıkıntısı var oyunun. Bunu inşallah düzeltirler. Bu ekipman sandıkları ile ilgili büyük güncellemeler ve içerikleri ile ilgili yapılan tam kapsamlı revizyonlar da dahil demiş. Mevcut ödül havuzu içeriği hala inceleme aşamasında ama ekipman sandıklarındaki taslak kısımlarını kaldırmayı ve içerisine destansı, efsanevi taslakları eklemeyi planladığımızı söyleyebiliriz demişler. Yani mor ve sarıları daha çok koyacaklar arkadaşlar. Ayrıca destansı setlere kaynak öğeleri, hızlandırmalar ve taslaklar ekleyeceğiz. Bu da güzel olmuş. Arkadaşlar bir piyade oynuyorsun. Mesela mavi sağlık veriyor piyade de. Sakura Fubuki saldırı veriyor. Piyadeci adam saldırıyı çok efektif kullanamıyor biliyor. Yani mavi ekipman deyip geçmeyin. Mavi ekipman daha güzel oluyor. Ya da süvaride yeşil ekipman gayet güzel oluyor. Yeşil deyip geçmeyin. İki parça takınca set oluyor. Hem yüksek bonus veriyor. Mor ekipmanların içeriğinin biraz daha güzelleşmesi gerekiyor. Bu güncelleme elbette ekipman sandığı anahtarlarını satın almak için gereken cevher miktarını değiştirmeyecek. Zaten free to play arkadaşlarımız ekipman sandığını elmasla satın almıyorlardır. Ekipman sandıklarına ek olarak VIP dükkanı, kurye istasyonu, adi yonca parşömenleri, etkinlikler, demetler ve ekipmanla ilgili diğer içeriklere de bazı geliştirmeler uygulayacağız. Yani kısaca diyor ki VIP dükkanından satın alabileceğimiz ekipman koyacak. VIP'den sanırım ekipman içeriklerini değiştirecek. Tabii bu biraz daha balina işi ama gizemli tüccara gelecek ekipmanları artırırlarsa oyun ne kadar çok geliştirirse bizim için o kadar iyi olur. Çünkü balinalar zaten yapıyor. Balinaların yapmasında sıkıntı yok. Adi yonca parşömenini sanırım satışları düşmüştü. Temaları kaldırdılar ya. Süvari piyade okçu teması geliyordu. 2 ayda bir sürüyordu yapmak. Ama şimdi tek aya düşürdüler. Sen paketini satın almıyorsun. 5 heykel vesaire var ama oraya da ekipman malzemeleri koyarak sanırım oradaki satışları artırmayı planlıyorlar. Yani insan heykel ihtiyacı yoksa orayı çok fazla almak istemiyor. Özellikle de aylık sürekli oraya para vermek istemiyor. Oraya ama ekipman koyarlarsa, malzeme koyarlarsa satışlarında artış yaşanacaktır. Yukarıdakilere ek olarak malzeme üretim sürelerini önemli ölçüde azaltmayı planlıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz VIP seviyeniz arttıkça buradaki hız düşüyordu. 3 saatte normalde ama çok da düşmüyor bu arada. 2 saat 50 dakika, 2 saat 40 dakikaya kadar düşüyor 10 malzeme benim için VIP 16'da. Yani ortalama 3 saatte 10 beyaz demek günde 80 tane beyaz üretiyorsun demek 24 saatte. 80 beyaz da arkadaşlar biliyorsunuz 4'te 1'i yeşil 4'te 1 olarak yeşile geçiyor. 80 beyazın 4'te 1'i 20 tane yeşil üretiyorsun. 20 yeşil, 5 tane mavi demek. 5 mavide 1.25 mor demek. Günlük sana sadece 1.25 mor geliyor. Yani düşündüğün zaman bir senede ortalama 450 tane mor yapabiliyorsun. O da 120 falan sarı demek. Bir senede 2 tane sarı taslağı zor yaparsın. Üretimin hızlanması lazım. Ama buraya hız kullanabilirsek
Frito-Play'lerle Balina'nın arası çok açılır. Yani buraya hızlandırma koyup eğer şuraya hız kullan eklerseler çok büyük sıkıntı yaşarız. Ben açık konuşayım. 100 milyon oldum. Ben sıkıntı yaşamam ama yeni arkadaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşar. Çünkü ben vali oynamayı unuturum. 180 sarayı kel almak bana hiçbir şey katmaz. Valide birinci olmak bana hiçbir şey katmaz. Ama ben buraya dünyanın hızını harcarım. Saray ekipmanları yaparım bozarım, yaparım bozarım muhakkak kritik attırım. Çünkü buraya hız kullanmak demek oyundaki tüm dengeleri değiştirmek demek. Benim şuradaki hızlandırmalar ya da ekipman hızlandırma diye buraya ek hız eklerlerse global hızları özellikle ben sadece ekipmanlara harcarım. Başka yani savaşmaya ve ekipmanlara harcarım. Bu oyundaki dengeleri değiştirir. Oyun oraya hız getireceğiz demiyor. Sadece süresini düşüreceğiz diyor. Yani nedir? 2 saate düşüreceklerdir 10 tane beyaz ekipmanı. Bu da ne demek? Günde 80 tane değil de 120 tane beyaz üretirsin. Her gün %50 daha fazla üretirsin. Ama dediğim gibi bir yan oynuyorsun 13 tane mor ekipman geliyor. Altın Krallık oynuyorsun bir sürü mor ekipman geliyor. Üretimin de artması gerekiyordu gerçekten. Ya etkinliklerden gelenle üretimden gelen çok absürt derecede arada fark var. En son söylediği çok önemli burada bizim için. Son olarak fetiş sezonu ekipmanını sezon dışındaki kullanımını sınırlayarak ekipman sistemini çok daha adil bir seviyeye getirmeye karar verdik. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben hemen size kendi yine ekipmanlarımdan göstereceğim. Ha, fetiş sezonunda saklançeri aldım ben. Şu an Eftelya'da gördüğünüz gibi. Fetiş sezonu dükkanından alabiliyorsunuz bunu. Buradaki taslakları. Şuradaki özellikle zeval yüzüğüdür, işte öfke borusudur, intikamdır. Hadi ebedi geceleri su kolası başka yerlerden de alabiliyorsun. Onun dışında yine biliyorsunuz burada kutsal hakimiyet silahlarda veya güneş ay çekici %25 veren büyük bas, büyük şeyler. Fetih sikkesiyle aldığımız yine kafalıklarda kanın onuru olsun, gecenin ecdat maskesi olsun, Fatih'in başlığı olsun, piyade süvari okçu ve silahlarda da çok yüksek buff veriyor. Malzemeler çok fazla istiyor. 70'e 20, 90. Yani baktığınız zaman 60 malzemeye 90 malzeme. 1,5 kat fazla istiyor. Aynı şekilde kutsal hakimiyet de 150 tane malzeme istiyor. Ama bize cehennem çölü 90 malzeme istiyor. 1,5 katlık fark var ama çok büyük buff veriyor kritik atarsa. Burada ne demişler? Özellikle yüzüklere geleceğim. Hadi özel o silahları yapan yok. Buradaki öfke borusudur vesairedir. Mehmet'in öfke borusuna elveda diyelim. Güncellemeye tekrar geçelim. Fetih sezonu dışında kullanımını sınırlayacak. Yani nedir? Belki Osiris'te kullanabilirsin vesaire ama krallıkta kullanamayacaksın. Ya da ikinci KVK'ya gittin diyelim. Geçmiş olsun. Artık ikinci KVK'da mesela ya da üçüncü KVK'da diyelim. Biliyorsunuz fetih sezonu oynayan arkadaşlar oradan yüzükleri alıyorlar. İkinci KVK'ya gidiyorlar. İkinci KVK'daki arkadaşlarımızın elinde deleğinin muskası, sessiz sınav vesaire oluyor. Adam ne kadar balina da olsa, Alex'i de olsa, işte Edward'ı da full olsa, Cengiz Han Saladin de olsa sendeki sarı ekipmanlar olmadığı için hadi sarıyı da yaptı diyelim. Çok balina ya da Kürtüpülü arkadaşımız bir tane komutanına sarıları da yaptı diyelim ama kolyeyi yapamayacak arkadaşlar. Fetih sezonu oynamadan oradan kolyeyi alamayacağı için, fetih sikkesiyle oradaki kolyeleri alamayacağı için asla bir saklı hançere, öfke borusuna, moranın ağına vesaire sahip olamayacağı için sen ondan önde olacaksın. Büyük ihtimal bunun kullanımını kapatacaklardır. Ya bir krallık göç almadığını düşünün. Kendi kendine yetmeye çalışıyor KVK'da, ikinci ya da üçüncü KVK'da. Diğer krallık göç aldı. Saplançeller, öfke borular, kutsal hakimiyetler, o sarı, hanın onuru gibi yüksek ekipmanlar var. Ama kullanamayacak. Bu da aradaki rekabeti eşitleyecektir. Güzel mi olmuş derseniz, ileriye göçün önünü kapatıyor sistem. Yani diyor ki ileriye göç ediyor herkes. Fetih sezonundan kaçıyor. Fetih sezonunu nasıl daha güzel yaparım diye düşünüyor. İkinci KVK'nın, üçüncü KVK'nın biliyorsunuz ödülleri düştü. Aynı şekilde ne yaptı? Komutanları da bir şekilde aslında kısıtladı. Fetih sezonu komutanlarını en azından Aydınlık Karanlık KVK'sından kaldırdı. 2 ve 3 de Aydınlık Karanlık KVK'sında ne oynuyorsun abi? İskenderler, Edward'lar, Minamoto'lar, Çağçağ'lar oynuyorsun. Onları kısıtlayarak, Atilla Takeda'ları, Ramses'leri kısıtlayarak yeni sezonda, fetih sezonda oynayan arkadaşların oyun zevkini azalttı. Yani diyor ki ileriye göç ediyorsanız komutanlarınızı kullanamayacaksınız. Şimdi ileriye göç ediyorsanız da büyük ihtimal diyecek ki bu ekipmanları da kullanamayacaksınız. O zaman sen de diyeceksin ki ya ben ekipman da kullanamayacağım. Yani hadi komutanı kullanamayacaktım ama ekipmanım var ben ortalığı dağıtırım. E şimdi ekipmanı da kullanamayacaksan diyeceksin ki ben bu ekipmanı fetih sezonunda fetih sikkesinde para yatırdığım
Uyumadım, burç görevi yaptım, AP'lerimi harcadım. Yani gece gündüz sikke kasmaya uğraştım. Güç bela aldım. Kullanamayacaksam ne anladım ben bu işten diyeceksin. O yüzden vazgeçeceksin. Fetih sezonunda oynamaya devam edeceksin. Fetih sezonun cazibesini artıracaktır bu şekilde. Kısaca oyun diyor ki fetih sezonunda kalmaya devam edin. Her türlü iyileştirme free to play için, az para harcayan arkadaşlar için bence güzeldir. Balinalar için daha güzel olabilir ama işin balina tarafına değil kendi tarafımıza odaklanacağız her zaman. Önemli olan ben tek kıtamı, ikinci kıtamı ne kadar hızlı, ne kadar kısa zamanda, ne kadar iyi yaparım. Önce bir kıtanı güzelleştir, sonra iki kıtanı güzelleştir, sonra üç diye gider. Sen de zamanla her şeyi yaparsın. Komutan da aynı şekilde değil mi? Önce iki komutan kasıyorsun, sonra üç ve dördü kasıyorsun. Hepsini yarım yarım yapmaktansa bir tane sağlam yapmak her zaman daha güzeldir diyorum. Peki arkadaşlar, biz fetih sezonuna bu kadar olumsuz baktık. Ya bu konuda sanırım hepiniz benimle hemfikirsinizdir. Ama bir de şu var. Oyunda vaktinde geçmişe ya da geleceğe göç edenler bir sıkıntı olmuştu. KVK sistemi bir şey değişmişti. Oyun insanları mağdur etmemek için herkese hemen bir ay içinde göç etmesi için özel pasaport vermişti. Bu bize neyi söylüyor? Sen şimdi fetih sezonunda ekipmanları kastın. Aldın hanın onuru, işte saplı hançer vesaire. Kullanmak için 2'ye gittin ya da 3'e gittin. Tam kullanacaksın, KVK'm başlayacak. Bu güncelleme yüzünden kullanamayacaksın. Yasak olacak. Sen mağdur ediliyorsun. Niye? Sen giderken böyle bir şey yoktu. Kullanabiliyorsun. Yani şu an insanlar kullanabiliyorlar. Şu an ikinci KVK'da efsanevi itemleri, kutsal hakimiyet gibi, hanın onuru gibi veya işte Mura'nın ağı, zeval yüzüğü, öfke bursu bunların hepsi çalışıyor. 2 ve 3'te hepsi çalışıyor. Şu an için zaten KVK'da oynayanlar bunları rahatlıkla kullanabiliyor. Şimdi sen yeni kasan arkadaşımız bunu kullanmak için 2'ye gidiyor zaten. Ekipmanıyla öne geçmek istiyor. Balina'dan bir farkının olmasını istiyor. Bunun için en yeni server'a giden adam kullanamazsa o da ekstra mağdur olur. Yani şöyle bir şey var. Ben göç ettim. Ya kullanamıyorsun. Yasak. Sistem olarak bildirseydin sen bana, ben de göç etmezdin. Ben oynayabiliyorum diye göç ettim. Yani bu güncellemeden sonra benim öngörüm şu. Oyun göç etmiş arkadaşlara tekrar bir ay içinde geri göç edebilsin diye özel pasaport verebilir. Çünkü insanlar mağdur olacaktır. Büyük bir çoğunluk mağdur olacaktır. Dipnot olarak şöyle bir şey yazmamış. Yani buradan sonra ikinci KVK'lara göç ederken bunu dikkate alın. Bu güncelleme şu tarihte girecektir. Bakın bu tarihten. Ya şimdi göç eden arkadaşlarımız varsa onların mağduriyetini gidermek için size tekrar pasaport veriyoruz diye bir açıklaması da yok. Ya diyor ki ben yaptım oldu. Buyur bunu oynayacaksın. Mağdur ediyorsan bunun karşılığını vermen lazım. Avantaj sağlayan bir şey aldın ve gittin. Sistem değişti. Mağdur bu sefer sen olacaksın göç ettiğin için. Göç etmek de bu oyunda kolay değil. Hele 100 milyon üstüysen ya da T5'sen 75 tane pasaport gerekiyor. Öyle hani güle oynaya 75 pasaportu tekrar dükkandan alayım gideyim diyemiyorsun. En büyük balina bile gidemiyor. Pasaport paketini 3 ay boyunca sürekli altın sandıkları full çekmen lazım. Altın sandıkları full çektiğin zaman 25 tane pasaportun oluyor. 75 pasaportu olan 300 milyon bir adamı hayal edin. Göç etti. Sistem değişti. Mağdur oldu adam. Tamam ben gideyim benim parayla sorunum yok dese bile 25 pasaport alabilir bir ay. Bir dahaki ay 25 pasaport alabilir. Bir dahaki ay 25 pasaport alabilir. Ancak böyle göç edebilir. Yani oyunda göç etmek öyle çok kolay. Hani gittim tekrar oraya gidiyorum. Burayı beğenmedim oraya gideceğim diye bir şey yok. Bu güncelleme gelince en yeniye gidenlere de göç etmesi için özel pasaport verecektir sistem. Bu söylediğim sadece bir öngörü ama. Bunu kesin kanun olarak kabul etmeyin. Bu arada demişler ki hala planlama aşamasında buradaki bütün konuşulanlar birkaç ay içerisinde farklı güncellemelerle sunacağız. Böyle planlamalarımız var. İleride yavaş yavaş aktif edeceğiz. Herkesin fikri önemli diye devam etmişler. Ve ben de diyorum hepinizin fikri önemli. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yorum yazın, tartışalım, beraber konuşalım. Ben yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.